Sinan Bey, görüyor musun? Her tarafımıza arabalar sardı. Her yer araba araba. Şuraya bak. Tam da nereye gelmişiz? Gece karanlıkta arkadaşlar. Niğde'ye geldik. Daha doğrusu biz gelene kadar hava karardı. Baya geç oldu. Biraz sanayide ufak tefek işlerimiz vardı. Adana'da onları hallettik. Çıktık. Gelene kadar buralara baya saat geç oldu. Hava da kararmıştı. Biraz dedik böyle açıklık bir yerde duralım. Baktık burası iyi dedik. Burada güneş alır. Güneş enerjimiz sıkıntı yaratmaz bize. Burada durduk. Bir baktık sonra tam da aile sağlık merkezinin dibinde durmuşuz. Her yer kıyamet gibi araba. Önümüze arkamıza her yerimize araba park etmiş dışarılarda da. Madem Sinan Bey bu kadar sağlık merkezinin dibine kadar gelmişsin. Düzenli kullandığın 2-3 ilaç var. Onları da yazdıralım bari doktora. Baksana sağlık ocağı değil sanki devlet hastanesi. Vallahi bilmiyorum. Bayağı kalabalık. Geliyor gidiyor insanlar. Geliyor gidiyor arabalar şeyler. Hiç boşalmıyor buralar. Etrafımıza durmadan arabalar park ediyor. En sonunda burada kalacağız. Gidemeyeceğiz bir yere herhalde. Bakalım biraz sonra çıkıp birazcık gezeriz. Bu yakında hemen bir yerlerde pazar da varmış. Bir de pazara bakarız. Bakalım Niğde'nin pazarı nasıl? Onu da bir görürüz. Allah dışarılar çok kalabalık Sinan Küçük Bey. pazar o ya. Küçük Baksana büyük. kapalı pazarı. Bakacağız, göreceğiz. Millet biraz da ona gidiyor. Baksana pazar arabaları elinde. Yani işte tam yerine gelmişiz. Bir tarafta şey nedir o pazar, bir tarafta sağlık merkezi. Her yer hınca hınç dolu. Pazardan ne aldın canım? Ne var Ne aldım, çantada? neler aldım? Çok fazla bir şey almadım. Keşke bileydim. Marketten almazdım. Patlıcan aldım. 2 kilo patlıcan 5 lira. Maşallah. Ya, vallahi taş gibi hem de güzel, gayet güzel. Artık yaz sezonunu bitirdik. Ne lazım? Kışlık şeyler lazım. Böyle kalın çoraplar aldım, uzun konşlu. Kışlık bölgelere gidiyoruz, kara kışa. Sana bana biraz çorap aldım ekstra. Evet, Niğde'ye geldik. Niğde soğudu. Evet, 4 tane 10 lira tanesi. Dün gece bayağı soğudu. Bizim de Enerjiye ihtiyacımız var Sinan Bey. Böyle o ne? meyve kurusu falan da yemek lazım bu zamanlarda. Dut kurusu aldım. Kilosu 40 liraydı. O ne? Yarım kilo aldım. Karadut kurusu. Hep beyaz olacak diye şart mı var bak? Mis gibi ne güzel. 40 lira kilosu 20 lira yarım kilo aldım. Bayağı bir şey almış oldum. Bu kadar yeter. Ha, Niğde'ye geldik. Dün gece soğuktu. Bizim de Evas'ta burada çıkışı. Oraları boşalttık biraz ama daha boşaltmamız Buralar lazım. doluydu. Dün gece çalıştıramadık ama buraları boşalttık şimdi. Biraz daha düzenlememiz lazım sağ solu. Her yerde bir şey var. Her yerden bir şey yaptık. Bak. Tarsus'tan zeytinimizi gösterdi mi? Yeşil. Gösterdim. Daha bir sürü zeytin var. Siyah zeytin 30 aldık, kilo yeşil zeytin. zeytin aldık. 15 kilo da yeşil zeytin. Yani Allah az tadıyla yemeği nasip etsin. Ne diyelim? İnşallah. Amin hanım. Böyle. Gene nereden geliyorsun? Ne aldın ya? Bu sefer köylüden arabada satıyorlardı. 5 liraydı elmanın ayvanın kilosu. Elma ile ayva aldım. Bu kadar ucuza bir daha denk gelmez dedim. Şunları al orayı. Ben daha gideceğim. Şunu al. Ya boyuna para harcıyorsun arkadaş ya. Sanki para Kışlık basıyoruz bölgeye gidiyoruz. Bir tane polar aldım kendime. bizim. Ne aldın? Çok marketten bir tane buldum. Şimdi bir de şuradaki şoka gideceğim. Siyahını bulabilirsem bir tane de siyah alacağım. Vallahi işte hazırlıkları yapıyoruz. Kışa hazırlık. Artık dönsek eve ya. Kış geldi. Kar yağıyor yer yere. Döneceğiz de dönerken yollar karlı buzlu.
Yani sen palar alacaksın, ha, zincir al, zincir. Ne al buradan? Onu sen alacaksın, onu. O benim ilgi alanım ve de bilgi alanımda değil. Hadi canım, hadi yürü. Ben gidiyorum, bay bay. Hadi. Sevgili dostlar, Niğde'deyiz. Niğde gezimize başladık. Burası Niğde Kalesi. Bu da yanındaki cami ne camisi acaba? Rahmaniye Camii. Rahmaniye Camisi. Şöyle Niğde'yi de kuş bakışı kaleden gösterelim biraz. Hızlı dönme Sinan Bey. Tabii her yeri göremiyoruz buradan. Ama karşıki dağlar ne kadar kıraç. Böyle hiçbir şey yok. Dağlar neden kıraç bilmiyorum tabii ki. Neden ağaç yok o dağlarda? Hiç neden? Yok. Neden ekmediniz Niğdeliler? Evet. Şimdi kaleyi gezeceğiz. Kalenin kapısı kapalı. Bir bakalım, soralım. Ne yapalım? Nasıl fethedeceğiz kaleyi? Ben öncü birlik olarak gidiyorum. Gidin bakalım İnci Hanım. Ama kale ne zaman yapılmış ona da bakacağız şimdi. Bayağı sağlam duruyor. Hiç yıkıntısı falan yok. Rahmaniye Camii. Evet arkadaş diyor, cemaat olmayınca hoca ne yapsın diyor. Orası da kapalı. Kale kapalı mıymış? Cumartesi pazar günleri açık oluyormuş. Ha. İleride bir yapı daha var. Oraya da bakalım. Bunun bir yazısı yok mu bir yerde? Ne? Bak, çan çaldı, kalenin çanı. Kalenin burada bir çan kulesi var, çan çaldı. Biliyorsunuz eskiden Niğde'de yaşayan çok Rumlar vardı. Sanıyorum o dönemden kalmıştır. Şuradan daha yakından göstermeye çalışayım. Evet. Çan da çalışıyor yani. Belki saat başı çalıyor olabilir. Şu an saat kaç bilmiyorum ama. Hele kapalıymış. Cumartesi pazarları açılmış. Bugün de ne? Çarşamba. Yani. Evet. Bugün 30 Kasım. Niğde'ye geldik. Niğde'yi gezmeye çalışıyoruz. Kapadokya'ya doğru devam edeceğiz. Niğde'li merkez ilçesi Alaaddin Belhasan Kale, Eski Saray, Sungur ve Burhan mahalleleri kentsel yenileme alanı. Bu kalenin çevresindeki evleri yıkıyorlar. İşte oradan hak sahibi olanların irtibat yeri burası. Evet, öbür taraftaki yere doğru gidiyoruz. Evet, burası da Alaaddin Camii. Niğde Kalesi'nin hemen yanında bulunan Alaaddin Camii. Çevre düzenlemesi de yapılmış ve yapılmak devam ediyor. Şöyle tarihi eserlere de yazılar yazmasınız kardeşim. Yani ayıptır.
Tarihi Sungur Camii restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Sungur Camii. Evet. Burada da bir çeşme hayratmış. Mehmet ve Meryem Akgül Hayratı. Burada da yine bir tarihi bir yer var. Ne olduğunu bulamadım, okuyup da size anlatayım. Kapalı bir restorasyon var. Depo gibi. Şu an kapalı. Han olabilir burası belki. Han tarzı bir yer olabilir. Han olabilir, medrese olabilir. Böyle büyük bir yapı. Balık tezgahına geldik. Alabalık, barbun. Kent meydanında bütün esnaf çoğunluğu buralarda. Sarı kanat, palamut. Palamut ne kadar hocam? Yerli palamutlar tane 50 lira. Alabalık? 750, 75 lira. Bu sarı kanat mı? Sarı kanat, 100 lira. Kilo 80 lira. Merhaba, fiyatlar düşmüş mü? Bana mı öyle geldi? Düşük, %10'muş. Toptancı da aynı zamanda. Toptan da verdiğimiz için toptan fiyatlarına yakın veriyor. Delikanlı, şu araya gir bak. Orası ne? Arabanın sıkıntı. Teşekkür ederiz. Burası ne çarşısı oluyor abi? Kale altı. Evet, halılar, kazanlar, büyük kazanlar, kazancılar çarşısı gibi bir yer. Kale altı deniliyor ama. Bunun içinde beni pişirsem pişirilir herhalde bunların içinde. Evet, zaten yakında niyetim öyle. Bak şu tam benlik. Ha, evet. Bak şu arkada var bir tane. O daha da güzel. Bak, şu arkadakini de seni pişirebiliriz. Şunda bile oluruz. Tabii tabii, ben ufacık tefeciyim zaten. Yakında zaten dışarıda yemekten arabadaki şeyler bozulacak, etler, o zaman seni pişireceğim ben. Evet, burada şu şark köşesi minderleri yapılıyor, halılar falan. Tabii yatak da olur bunlarda. Sevgili dostlar, Niğde'nin yüksek bir yerine çıktık. Burası böyle seyir tayarası gibi. Şu üst tarafta Kayardı Millet Bahçesi Niğde. Buradan gün batımı da çok güzel gözüküyor. Niğde tamamen ayaklarının altında. Sevgili dostlar, sağlık ocağına doktora gittikti. Doktorumuz bize bir reçete yazdı. Bunu uygulayın, iyi olur dedi. İlk önce Demir Kazık Dağı'na gidin dedi. Oradan Rama Havuzu'na inin, bir dalın çıkın dedi. Sonra Gebere Barajı'nda şöyle bir baraj havası alın dedi. Sonra Ulu Kışla Hanı'nda bir dinlenin dedi.
Sonra Kapadokya'ya geçip bir turlayın dedi. En son Ihlara Vadisi'nde yürüyüşü yapın, bitirin. Hiçbir şeyiniz kalmaz dedi. Biz de bunları uygulamayı düşünüyoruz. Doktorumuz sağ olsun çok güzel bir reçete yazdı bize. Tabii bu işin esprisi. Doktorumuza da çok teşekkür ediyoruz. Tavsiye ettiği, gezmemizi istediği yerlerdi bunlar. Yani bize buralı, bu çevrede gezebileceğimiz yerleri böyle bir liste halinde yazdı. Biz de birazcık espri yapalım dedik. Güzel yerler. Bazılarını gezdik zaten, gittik de daha önce. Şimdi ileride yolumuzun üstünde işte Kapadokya falan var. Ihlara Vadisi falan var. Artık ne kadar nereye gideriz, gidebiliriz bilemiyorum. Elimizden geldiğince hepsine gitmeye çalışıyoruz zaten. Hoşumuza gidiyor çünkü. Canım. Efendim. Niğde gezimiz bitti mi? Bitmek üzere artık. Toparlanıyorum yavaş yavaş. Çayımızı içiyoruz. Böyle bir yerde durduk. Geniş bir park yeri. Böyle bir yerde mi? Biraz anlatalım. Önümüzde Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu var. Onun ön tarafında bayağıca geniş bir otopark burası. Biz de burada geniş olduğu için, ferah olduğu için durduk. Durulabilir, konaklanabilir yani şehir içi şeyinde, gezisinde buralarda olabilir. Şehir içine de yakın oldukça. Zaten her yer şehir içi sonuçta. Evet, kahvaltımızı yaptık. Buradan Derinkuyu'ya mı gideceğiz? Evet, Derinkuyu yeraltı şehir şeyini gezeceğiz. Çayımızı da bitirelim. Bulaşıkları da yıkadınız mı? Bitmek üzere. Bir bardaklar kalıyor. Çayları içince onları da yıkarım. Bulaşıklar, Gümüşinci Yolda'ya abone olun, bizi takip edin. Gençler şimdiden karavan merakı başlamış. Karavanı merak etmişler. Bakıyorlar. İçeri baktılar. Abone olun, like atın. Bay bay. Görüşürüz çocuklar. Evet, böyle geniş bir alan. Dışarıyı da gösterelim dedik. Böyle durduk. Burası Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu, Ortaokulu. Herhalde ilkokullar, ortaokullar bir arada ya zaten. Biz eski dilde alışmışız ilkokul deme. Market burada da var. Şurada da büyük bir market var. Şurası zaten çarşı niteliğinde. Gezdiğimiz şehir içi o tarafta zaten. Kale de o tarafta. Evet. Gümüşüncü Yolda. Bizi takip etmeyi devam edin. Abone olmayanlar abone olsun. Rica ediyoruz. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri tanıtmaya. Karavanla kalınabilir. Çadırla kalınabilir yerleri. Ayrıca tanıtmaya çalışıyoruz. Bir sonraki videomuz Derinkuyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.